Hoş geldin. Hilal. Bu ne? Küçük bir kutlama. Doğum günüm için. Ne gerek var? Teşekkür ederim. Lakin sadece doğum günün için değil. Hani sana bahsetmiştim ya. Yetimhaneden bir bebek evlat edindiriyoruz diye. Annem de bebeği alanlarla İzmir dışına çıkacaktı. Evet. Arabaya binmiş annem. Sonra bebeğin yüzünü görmüş. Tanımış, bir bakmış bizim kardeşimiz Mehmet. Nasıl Mehmet? Mehmet yaşıyor, ölmemiş, kardeşimiz yaşıyor. Emin misin? Evet. Bir şey olmamış yani kardeşinin hayatta. Evet. İnanılmaz bir şey. Düşünsene. Bir vakit evvel ailemiz darmadağın olmuştu. Lakin şimdi bir aradayız. Evet ama ben... Hatırlıyor musun? Atina'dan sana yolladığım bir mektupta demiştim ki... Umudun olduğu yerde... Mucizeler çiçek açar. Evet. Hadi... Geçelim sofraya, bakalım beğenecek misin? Senin elinden zehir olsa ne fark eder? Erken konuşma, evvela tadına bak. Kötü. Kötü değil mi? Ben... Öyle aceleyle yapınca. Her seferinde tuzağa düşüyorsun sen. Çok güzel tabii ki. Eline sağlık. Sen nasıl dışarıdasın bu saatte? Nöbetim var dedim. Sana bir sürprizim daha var. Ben hiç bilmiyorum Alicia'nın bu kitabını. Yeni çıktı, kapağını aç. Nasıl imzalattın bunu? Yeğeni Latife ile tanıştım kitapçıda. Alicia aslında onun için imzalamış, lakin ben senin için kitap aradığımı söyleyince bana verdi. Sevgilim. Hem de sana bir haberim var. Nedir? Bizim kral var ya. Çok seviyor hayvanları falan. Maymun ısırmış. Maymun da hepimizden akıllıymış. Hikaye burada da bitmiyor. O ısırıktan bir de enfeksiyon kapmış. Ölmüş mü? Ölmüş. Lan bu çok büyük bir havadis. Savaşı bile bitirebilecek bir havadis aslında. Düşünsene. Gazete çıkartıyormuşuz. Baş sayfasında maymun kralı ısırdı. Ya da şöyle bir şey bak. Küçük Asya'yı fethedecekti. Maymuna yenik düştü. Onunla muharefe bir kış ibtidasından bir bahar mukaddemesine kadar ancak bir mevsim devam etti. Ne güzel. Bu da güzelmiş. Sevgilim. Bu dansı bana lütfeder misin? Memnuniyetle.
seneler sevgilim. Sen yanımda olursan mutlu bir sene olur zaten.